Euzu billahi minash shaytanir Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Destur ya seyyidi Sultan Evliya, medet ya مولانا Muhammed al-Hakkan medet. Kendini haklı görmek, hep haklı görmek, kendini doğru görmek, kendi görüşünü beğenmek bunlar insanı yanlışa sevk eden kötü ahlaklardır. Dünya ve kendini sevmek. Bunlar böyle daha defin dediğimiz felaket hastalıklar. Takılıp gitti mi insan maalesef çirkinlik bataklıklarına düşüyor. Tarikat-ı Aliye de bize bu ikisinden uzak durmayı öğretiyor yani. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Men ahabba dunyahu adarra bi ahiretihi ve men ahabba ahiretu adarra bi dunya diye buyurmuşlar. Dünyasını seven ahiretine zarar verir. Ahireti seven dünyasına zarar verir. İkisini bir arada toplamak mümkün değildir. İmam-ı Gazali üstadımız da şöyle bir tabir kullanmış. Dünya ile ahiret birbirinin kuması gibidir diyor. <laughs> birbirinin kuması gibi bir arada toplanmazlar bunlar yani. Birisini yapayım birisini elde edeyim diyen diğerine zarar vermiş olur. Dünya sevgisine takılırsak dünyayı kazanalım dersek ahiretlikten o kadar feragat ederiz. İnsan nefis taşıyor, kalp taşıyor. Fakat bunların ikisi de aynı yerde, aynı kalıbın varlıkları yani. Sen nefsi bir tarafa yollayıp kalbi bir tarafa yollayamıyorsun. Hangi tarafa yol, aynı geminin insanı bunlar yani. Ne tarafa döndürürsen o tarafa gidiyor. Kalbi ne kadar ahirete baktırsan da nefis dünyanın peşinden koşuyorsa kalpte tabiri caizse eşeğe ters binmiş kabilinden istediği kadar ahirete baksın. Dünya nefs onu çekiyor, dünyayı doğru getiriyor yani. Onun için nefsi terbiye etmek gerekiyor ki ahirete döndürelim. Ahirete döndürelim ki dünyadan uzak eyleyelim. Öyle olduğu vakit bütün çirkinlik bataklıklarından uzak dururuz. Bunun için de ne yapmak lazım? Allah'ı çokça zikretmek lazım. Allah ile olmak lazım. İdrakımızı farklı bir noktaya taşımak lazım. Yani düşünün dünya ehliyle devamlı oturursak adam tabii ki en güzel arabayı nasıl alırım anlatacak sana. En güzel evimi nasıl alırım? En büyük karı nasıl yaparım? Bunu anlatacak. Sen ne yapacaksın? Senden daha imanlı insanla oturacaksın. O sana neyi öğretecek? Güzel bir Allah ehlini nasıl severim? Onun yoluna nasıl giderim mesela? Başka bir tanesine gideceksin o diyecek ki Resulullah'ı daha iyi nasıl anlarım? Onun yolunda nasıl giderim? Onun sünnetinin nuruna nasıl ererim? Neler neler söylenmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne harika kelamlar etmiş. O kelamları bakıyorsunuz normal bir insan anlatıyor bereket, imanı biraz daha yüksek anlatıyor, daha değişik. Daha kapsamlı bir mana var orada yani. Biraz daha biraz daha şeyhimiz bir anlatıyor Allahu Ekber diyorsun. Bunun böyle de bir manası varmış yani. Halbuki aynı hadisleri birkaç kere okudun yani. Hatta kaç hocayla okudun. Kaç alimle oturdun beraber müzakere yaptın mesela. Düşün. Bereketlerin sınırı yok yani. Efendimizin sözünde keza daha da gali bir şekilde, daha da kapsamlı bir şekilde Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim'de. Bunları anlamak için senden imanlı insanlarla oturup onları dinlemen lazım. Ama biz oturup da devamlı işte dünya karını en çok daha nasıl yaparız? Nasıl daha çok keraderiz deriz? Meclisiyle, ashabıyla oturursak e biz bununla kalbimizi, kalıbımızı, nefsimizi dünyadan çekip Allah'a yönlendiremeyiz ki. Nasıl yapacaksın ya? Yani? O zaman da bütün hataları düşersin. Dünya sevgisi sende var da ben hiçbir şeyden zarar görmem. Masal bunlar yani. Hıbbı dünya râsı kullu hatiyetin. Çizmiş Resul-i Ekrem. Noktayı koymuş. Bütün hataların başı dünya sevgisidir. Çekiyor çünkü dünyalık şu elde edeyim, bu elde edeyim dediği vakitte. Peki. Manevi olan her şeyi eziyor, geçiyor, hepsine zarar veriyor. Kendi görüşlerini beğenmeye birazdan geleceğiz. Fakat i̇mam Gazal Gazali Üstadımızın çok güzel bir örneği var. Şöyle bir soru sorarsa birisi, bu nefs ya, yani, dünyayı çeker ya. Nasıl çekmez ki dünyayı? Dünyada nasıl kendini geri çekecek insan? Bu kadar tatlıyken yani. Kadınıyla, kızıyla, cafcafıyla, süsüyle. Bu kadar tatlıyken sen nasıl kendini dünyadan geri çekersin ya? Bunu bir insan nasıl başarabilir yani? Nefis onu bu kadar çekerken, bu kadar tatlı gösterirken, Buna nasıl engel koyacak insan? Düşün, karnının deli gibi aç senin. Önüne de en güzel yemeği koymuşlar. Nasıl kendini tutacaksın? Bu mümkün mü? Mümkün olabilir mi? diye sorarsa birisi bak bir misalle anlatayım da sana mümkün mü değil mi gör diyor İmam Gazali üstadımız. Bir yere diyor bir harika sofra kurulsa ve o sofraya iki kişi davet edilse diyor sofrayı hazırlayan kişi mutfakta yemeklerin içine zehir katmış. Bu iki davet edilen kişiden birisi o zehri görmüş diyor. Birisi görmemiş. Şimdi onlar sofraya davet edildiği zaman onun canı ne kadar çektiği yemekler de olsa onun içinde oturup da ondan yer mi diyor. Öteki içindeki zehri bilmiyor ya daldırıyor kaşığı götürüyor. <laughs> zehirli olduğunu bilen, içine zehir katıldığını bilen o sofraya oturur mu? O kaşığı eline alır mı? O kaşığı o yemeğe bandırır mı? Bandırmaz. İşte Allah ehli de aynı böyledir diyor. Nefsi canı ne kadar çekerse çeksin, karnı ne kadar aç olursa olsun, Allah çirkindir dediyse buna, bu senin kalbine zehirlidir zehirli bir ok atar. O okla kalbin yoldan çıkar. Ne yediğinin tadını alırsın, ne vitaminini alırsın, ne onunla menzile varırsın hiç. Mahvolur gidersin. Bunu bildiği için onun önüne ne kadar güzellikler selseler de bakmaz. Onunla ilgisi olmaz. Şimdi bizim nefsimiz şöyle bir kandırıda bulunuyor bize. Çarşı pazarda bakıyoruz bütün kadınlar, kızlar açılmış. Bundan 20 sene takriben önce Muş'a gittik. Muş'un merkezinde misafir edildiler bizi orada kardeşler. Geldi delikanlının bir tanesi. Fakat bu nefsani bir soru soruyor. Tabi soru sorulan kişi de sorunun nefsani olduğunu tam fark edemiyor. Cevap veriyor tabi ona. Yani diyor bu kadınlar açılıyor diyor. Erkek de ona bakıyor. Yani bakan mı daha suçlu yoksa baktıran mı daha suçlu? Hangisi daha suçlu? Yani o adam ona bakarsa, laf atarsa, daha da ileri giderse hangisine daha çok ceza kesmek lazım? O da şöyle bir örnek verdi ona. Dedi ki, yahu üç gün aç kalmış bir adamı en güzel yemeği önüne koyuyorsun ve üzerinden hiçbir şey yemiyor diyorsun. Bunun yanında açıkla kapalılığın örneğini verirken de üstü kapalı bir yemeği mi tercih edersin yoksa üstü açık bir yemeği mi tercih edersin gibisinden bir takım misaller verdi. Şimdi böyle bir yol alacaksak, nefsimize bir pay çıkaracaksak, sohbetin başında dediğimiz gibi kendimize hep haklı göreceksek şeytanın oyununa çok rahat bir şekilde düşeriz. Ortalık mahvolur gider. Kadınlar açıldı, saçıldı. Biz onlara bakarken ya o açılırken asıl büyük hatayı o yapıyor. O çirkini yapıyor yani. Benimki onun yanında çok ufak bir şeydir dersen şeytan da zaten tam da böyle düşünmeni istiyor senin. Nizamını, sistemini de bunun üzerine kuruyor. Ama Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem nasıl buyurdu hadisi şerifini? Ha, fitne kapısının tam üzerine kilidini vuruyor Efendimiz. Diyor ki bakın لَعَنَ اللّٰهُ النَّاظِرَ وَالْمَنْظُورَ Bakın, bir hoca efendi abdest alırken talebe de ondan icazet alacakmış da bekliyormuş onun abdestini bitirmesini. Abdest alırken, fistanla abdest alıyor ya, ayağı açarken biraz diz kapağı açıldı böyle. Ondan sonra bilerek değil yani. Tabi o da onu beklediği için, pür dikkat ona kesildiği için bacağının açıldığı zaman gördü bacağını. Hoca efendini. Tabi bu yeni daha, <laughs> talebe daha yeni yetilmiş, daha böyle tam e, icazet alma zamanlarında yani <laughs> hiçbir şeyi affı yok, hiçbir şeyin müsamahası yok. Hemen başladı işte avret yerini açmak haramdır falan filan söylüyor. Onun ak akabinde de bu hadis-i şerifi okumuş o hoca efendi abdest alana. لَعْنَ اللّٰهُ النَّاظِرَ وَالْمَنْظُورَ diyor Hoca Efendi'ye. Ne demek hadis-i şerif manası? Bakana da, harama bakana da, harama baktırana yani kendisini açıp da baktırana da Allah lanet eylesin diye söylüyor. Hoca Efendi demiş ki cevap olarak قَدَّمَكَ النَّب۪ي Yani ne demek? <laughs> Peygamber önce seni söyledi bak dikkat et diyor. Önce bakana dedi. Baktırana demedi. Şimdi gerçekten bu hadisi şerifi böyle ibretle tefekkür ettiğimiz zaman Resul-i Ekrem aslında fitnenin kilidini harika bir şekilde kapatmış. Ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Önce bakana diyor. Bakana lanet olsun. Harama bakana sonra baktırana geliyor. He, bu ne demektir? Açılan kadın bakan erkekten daha mı az günahkardır? Bakmak mı daha büyük günahtır yoksa kendini açmak mı? Bu böyle algılanmayacak. Tabii ki avret yerini açmak daha büyük günahtır. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fitnenin kökünü bize söylüyor. Nedir fitnenin kökü? Erkekler siz gözünüzü kısmaz iseniz. Açıldığı zaman bir kadın o hayasıza bakarsanız o hayasız yaptığı hayasızlıktan utanmaz. Bunu bir meziyet zanneder. Ne olur? Fitne ufacıkken büyür. Büyür, büyür işte bugünkü gibi olur. Her yerini açar. Neden? Bakıyorlar çünkü diyor. Dert ne? Bakılmak. Yok canım şimdi böyle bir <laughs> deli saçması masallar anlatıyor bazı kadınlar. Biz niye açılıyoruz? Niye işte evden çıkarken bir saat saçımızla uğraşıyoruz? Kendimiz için canım. Böyle kendimiz için. E tamam, kendin için yani tatil olduğu gün var ya pazar günü. Ne yapıyor? Bir kalkıyor yataktan. Allahım, bir görsen onu kaçarsın. Öyle yani. Ne saçı tarar, ne makyaj yapar, ne o bir saat uğraşmalar. Hani kendin içinde? Alakası yok. Masal anlatıyor yani. Bu süslenmeleri tamamen seyredilmek için. Zaten şimdi akıl zaman oldu. Bu her şey ortada. Yani Instagramlar, şunlar, bunlar. Bunlar eğer sen kendin için olsa bakın nasıl Allah ortaya seriyor yani pis niyetleri, kötü niyetleri, şeytani niyetleri. Sen kendin için mi çekiniyorsun o resimleri? Evet. E telefonda dursun o zaman. Niye Instagram'ı yüklüyorsun? Hani kendin için hepsi? Ne kendin için ya? Bütün dünyaya yayın yapıyorsun sen. Orada bir de seni beğendikleri yayın yaptın yaptın bitmedi. Orada seni beğendikleri zaman dört köşe oluyorsun. Hani kendin içinde arkadaş? Alakası yok, alakası yok. Fakat fakat Allah diyor ki Celle Celaluhu bakın ey erkekler şeytan nizamınızı sizin ile kurar. Sizin bakışlarınız ile zayıf olan kadını kandırır. Kadın zaten şeytanın silahıdır. Bununla birlikte ortalığı mahveder. Haya kalktı mı ortadan? Daha ne olsun ki yani? E şimdi bakıyoruz bak daha bugün bir. Değil mi? Yasakların bittiği ilk gündeyiz. Çarşıya git bak. Hava sıcak. Daha önceden görmediğimiz açıklık ortada. Ne virüsü dinleyen var. Ne Allah'ın cezası. Ne Allah'ın gazabı. Hiç. Moda ve stilist. Bunlar zamanın peygamberleri oldu. Açık ve net. Onlar nasıl derlerse öyle giyiniyorlar. Peygamberin dediği şekilde giyinenler gerici oluyor. Bunların dediği şekilde giyinenler ilerici oluyor. Ahlak zaten ortada yok. Allah muhafaza buyursun. Ama nedir? He, bu bizden başlıyor kardeşlerim. Biz açılanı gördüğümüz zaman böyle midemiz bulanır şekilde bir harekete girseydik. Onlara hiç müdana etmeseydik, taraflarına bakmasaydık uzak tutsaydık kendimizi onlardan Allah'ın ayetine kulak verseydik ne olacaktı? Öyle bir sıkıntımız olmayacaktı. Yani böyle kendimizi haklı görmeye gitmeyelim. Allah'ın emrini tutmaya gidelim Celle Celaluhu. Şimdi bir sürü kardeşlerimiz var. Evlenecekler. Yakınlarımızda sağımızda solumuzda duyuyoruz hepsini bunların. Evlenecek kız bulamıyoruz diyor. Neden? Bir sürü kız yok mu etrafta? Var. Öyle kız arasam diyor çok diyor. Öyle kız arasam çok. Neden peki o kızlar öyle oldu? Sen kendini tutamadın kızlarla gezeceğim dedin tozacağım dedim. Gittin gezdin tozdun elini öptün öyle yaptın başka bir şey daha ileriye gittin öyle değil mi? Ondan sonra başka kız ondan sonra başka kız geldin 35 yaşına şimdi sağına baksa o arkadaşıyla çıkmıştı bu arkadaşıyla bu nizamı siz kurdunuz. Zamanında ben arkadaş bir kızın elini nikah olmadan tutamam. Ben bir kızla bir kere oturur görüşürüm. Ondan sonra kararımı veririm. Evleneceğim dersem devamı gelir yoksa gelmez. Deseydiniz şimdi etrafta kız kalmadı demezdiniz. Ortada kalmazdınız yani. Her haltı yiyecek Ondan sonra da öyle kız istemem, böyle kız istemem diyecek. Böyle bir nizam. E bu kızları siz kirlettiniz zaten. Hani o istediğiniz ahlakta kızlar vardı ya, onlar gibi olmamasını siz dediniz. Peşinden koştunuz, gittiniz, benimle ol dediniz, dışarıya çıkalım, gezelim, tozalım dediniz. Sen bir tanesin, öteki başka, öteki başka, öteki başka. E böyle oldu yani. Ortalık böyle sardı. Ama sen deseydin, yok yok. Ben gözüne baktığımın, elini tuttuğum, tutacağımın ebediyen kocası olacağım. Benim niyetim böyle. Ben böyle bir yola çıkarım. Allah'ın izniyle Celle Celaluhu. Gerisiyle ilgilenmem. Kim olursan ol yani. Kim olursan ol. Helali olmayacağın tarafına niye bakayım? Neden bakayım? Allah bakma demiş Celle Celaluhu. Niye bakayım ki? Diye yola çıksaydık bugün ortalık böyle olmazdı yani. Ve ayeti kerimede de Rabbimiz dikkat ederseniz önce erkeklere gözlerinizi yerlere indirin diye emretti. Estağfurullah bismillah. Kul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Önce erkeklere. Demek ki işin idaresi kontrolü bizde olmalı. Biz bakmamamız gerekiyor. Bakma. Herkes baksa da sen bakma. Bakma. Bu şeytanın nizamıdır. Şeytanın nizamıdır. Yenik düşüyoruz çoğu zaman. Bak diyor kaldırı bakıyoruz. Neden bakıyorsun ya? La'anallahu nazıra demiş Resul-i Ekrem. Nefsime söylüyorum yani. Allah bakana ilk etapta bakana lanet etsin demiş Resul-i Ekrem. Efendimizin laneti üzerime düşsün mü isterim? Ey nefsim bu kadar mı bedbaht oldun yani? O kutlu peygamberi deli gibi seviyorum derken bana lanet etsin mi diyorsun bu yaptığınla? dememiz lazım nefsimize yani. Önüne bak. Helaline bak. Velhasıl içler acısı bir halimiz var ortada görünen ama bunu biz yaptık maalesef. Ne oluyor şimdi? Bakıyorsunuz ne çıktı önümüze parçalayanlar. Bugün de bak burada işte bugün Sapanca'da da parçalanmış bir erkekli kadın bulunuyor. Daha önce haberlerde kaç kere çıktı. Biz de bunları işledik. Değil mi? Şimdi ne oldu? Bunları görünce bütün Türkiye ne diyor? Ha, vahşete bak diyor. Nasıl böyle olur? Nasıl bu noktalara geldik? Öteki bir haftadır herhalde çocuk istismarı konusu var. Değil mi? Medyada. Bu noktaya nasıl geldik? Bunu söylüyorlar şimdi. Nasıl geldik? Ben size söyleyeyim açıldı kızlarımız, kadınlarımız. Acayip gelmedi bize. Sonra daha öteye götürdüler. Rezaleti acayip gelmedi bize. E siz ne zannediyorsunuz ya? Şu kurulan sistem Kur'an-ı Kerim'in üzerine kurulmadı ki. Peygamber Zişan'ın sünneti üzerine kurulmadı ki. Ne yaptı? Zina yaptılar. Çok ağır bir şey görmedik. Öyle oldu yani. İçki içildi çok ağır bir şey görmedik. Görülmedi. Bunların hepsi Allah'ın haram kıldığı büyük günahlardı. E o vakit canlar, o azanlar ne dediler? Öldürürüm de o zaman dedi. Bu da Allah'ın günahı değil mi? Büyük günahı. Zina büyük günahı herkesin hoşuna gittiği için kimse ona bir şey demiyor. İçki büyük günahı bir şey demiyor. Birbirini kesince çok büyük oluyor. Acayip gözümüze geliyor. Hepsi Allah'ın haramı değil mi? Can almak da haram, zina yapmak da haram, içki içmek de haram, hepsi haram. İşimize gelene eyvallah dedik. Ama Allah'ın yolundan çıkınca o öyle mi kalır zannediyorsun? Dönüp de zararı bizi bulmaz mı zannediyorsun? İşte böyle. Zinaya izin verdin, içkiye izin verdin, dinsizliğe izin verdin, Kur'an'ı yasakladın. İslam'ı yasakladın işte yetiştirdiğimiz nesiller bugün böyle. Zina ile, içki ile, Kur'ansızlık ile, zikirsizlik ile, peygambere tabiiyetsizlik ile geldiğimiz nokta parçalıyorlar, paramparça yapıyorlar. Gömüyorlar, başka bir yere gönderiyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Biz bunları çok acayip görüyoruz. Öldürmeleri çok acayip görüyoruz istismarları çok büyük günah olduğunu bunu algılıyoruz yani. Ama zinanın büyük günahlığını algılamıyoruz. Avreti açmanın büyük günah olduğunu algılamıyoruz. Kadın avreti açarsa ki bunun iptidasında hadis-i şerifinde delaletiyle erkeğin bakışı sağlıyor bunu. Biz harama bakarsak kadınlar açılacak açıldı. Zaten bu geçti artık bu gitti bizden. Kadınlar açılırsa ne olur? Kendini kontrol edemeyen bir takım tipler ortaya çıkar. Harama baka 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 kontrolsüz bir takım tipler ortaya çıkar. Bu kontrolsüz tipler ya zinaya gidecekler ya başka başka sapkınlıklara gidecekler. Bunların temelinde ne yatıyor? Açıklık yatıyor. Bunların temelinde eğitimsizlik yatıyor. Bunların temelinde Allah'ı öğretmediğin sistem yatıyor. Sen kalk buradan çığırtkanlık ya, bağır, çağır, onu öldür, bunu kes, bunu biç, buna ceza kes, ne yaparsan yap. Sen Allah'a döndürmediğin zaman, Kur'an'ın ahkamına uymadığın zaman bunlar olacak, devam edecek. Biz bunları devamlı dinleyeceğiz, göreceğiz. Kendimizi istediğimiz kadar kandıralım yani. Allah'ın nizamına dönülmedikçe bu böyle. Bizim şu an yapacağımız nedir? Peygamberimizin buyurduğu gibi sallallahu aleyhi ve sellem. Toplumu düzeltecek kuvvetimiz yok. Neden? Ahir zaman çünkü. Gerçekten çok dehşet bir zaman. Şeytan sistemini adım adım uyguladığı, uygulattığı bir zamanda yaşıyoruz. O zaman ne yapacağız? Pes mi edeceğiz? Bırakacağız yolu gideceğiz mi? Hayır. فَعَلَيْكُمْ بِخَاسَّةِ اَنْفُسُكُمْ dedi. Kendimiz, etrafımız, bunlara güzel ahlakı söyleyeceğiz, yaşayacağız, yaşatacağız. Bu kadar. Madem herkes hükmümüz geçmiyor, kendimize hükmümüz geçsin. Biz harama bakmayacağız yani. Bütün dünya harama baksa da, bunu normal görse de biz görmeyeceğiz. Resulullah çirkin dediğine çirkin diyeceğiz. Bunu başarmamız gerekiyor. Yoksa diğerlerinden hiçbir farkımız kalmaz. Allah muhafaza buyursun. Aynı bataklara düşeriz sonra. Aynı rezillikleri yaşarız sonra. Sağımızdan solumuzdan çıkar bunlar sonra. Açılmalara, saçılmalara karşı durmamız lazım. Karşı durmamız lazım. Men ra'a munkar munkaran bi yadihi. Elinle düzeltecek kuvvetin varsa elinle. Yok ise dilinle. Ona da yoksa kalbinle buğzeyle yani. Bırakma yolu. Bırakma uslubu. Unutma Allah'ın emrini. Oturdun yanlış yapanla. Kardeşin olur bazen. Anan baban bile olabilir yani. Senin onun yaptığı o yanlışa kızdığını bilecek. Senin yüzünde onu görecek. Bunu yapamıyorsan bil ki ziyanı sana da dokunacak. Şeytanın sistemine teslim olmayacağız. İşte burada Tarikat-ı Ali'nin bize verdiği edep nedir? Ona buna suçu yüklemek değil. O açıldı. Bakacağım tabii. Açılan kadın, erkek zaten nedir? Yani e, kadına iştiyakı vardır. E, kadın da önümde açılıyorsa e, bütün suç onun zaten. Onun yüzde doksan suçu var, evet. Benim yüzde on suçum var, evet. Ama yüzde on suç suç yine. Yüzde otuz suç suç yine yani. Allah Subhanahu ve teala bize emrederken gözlerinizi aşağı eğin diyor. Kadınlar açık değilse eğin diye bir tabir yok orada ve bu ayet geldiği zaman sahabe-i kiram annelerimizin hepsi kapalıydı yani. Öyle olduğu halde ayet gözlerinizi aşağı eğin diyor. Yolda yürürken. Bakın düşünün onların takvasına bak. Yolda yürürken gözlerini aşağı eğ yürü. Bakarsın birisinin kapısı açılır. Evde bir şey görürsün, istenmeyen bir şey görürsün. Ya? Yani es kaza önüne çıkabilir böyle. Şimdi zaten öyle bir durum yok ki. Eskaza kapalıları görüyorsun şimdi. Öyle oldu zaman yani. Kızlarımız, yeğenlerimiz, komşularımız, bunlar hep yanımızda, sağımızda, solumuzda açılmışlar. Göbekler açık, her yer açık. Allah muhafaza buyursun. Resul-i Ekrem buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Al mar'atu kulluha Kadın her yeri avrettir. İlla vecheha ve keffeyha ve kademeyha. Yüzü hariç, elleri hariç, ayakları hariç. Her yere açık. Hele bir de şeye gittiyse, tatile, sahile gittiyse, bir de ne duymuştum bir sıraya, ya? Kapalılar da sahile gidince açılıyormuş. Böyle. Allahu Ekber sahilde günah yazmıyor ya <gülüyor> Allah <gülüyor> orada açılıyor sahile gidince herkes melek oluyor zaten kimse kimsenin bir tarafına bakmıyor yani ve kötü olanla acayip olanla ne biliyor musunuz yani el mar'atu kulluha avret diyor peygamber kadının her yeri avretken kadın erkekten daha çok açık ya yazı da böyle kışı da böyle arkadaş kışın bakıyorsun minyateklerle donuyorsun sen ya kar yağıyor o mini etekle geziyor neden? Yani sırf baksınlar ona diye, sırf nasıl bir kız, ne güzel bir kız desinler diye donuyor yani bildiğin. Bakın şimdi hani centilmenlik kurallarında hep kız arkadaşıyla gezen erkek soğuk oldu mu ceketini çıkartır kıza verir. Niye veriyorsun ki? Mine tek gibi zaten. <laughs> o sana versin. <laughs> Baksana üşümüyor yani. Ama şeytan öyle diyor, öyle yapıyorlar yani. Allah muhafaza buyursun. Ama şeytan sistemini kurmuş, biz bu sistemin içerisinde yüzde onluk suçla giriyoruz diye kendimizi kandıracak değiliz yani. Hayır hayır. Allah'ın istemediği her şey bizden uzak olsun. Resul-i Ekrem'in yanlıştır dediği her şey bizden uzak olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fitnenin geldiği yolu bize iptidasından söylüyor yani. Bakma harama ey ümmetim bakma. Ziyan sanadır yani Sen bakarsın bugün Yarın seninkine bakarlar Yapma kandırma kendini Hacısıyla hocasıyla hepsine sözüm yani Nedense böyle bir ahlak var Yani yolda geçen bir kıza Baktığı zaman Halbuki oturuyorsun Kim bakıyor büyüğün bakıyor Kim bakıyor yanındaki bakıyor Niye bakıyorsun arkadaş demeliyiz ya Ama biz buna hiç biri, Herkes normal bakıyoruz yani O nereye bakıyor yoldan geçen kadına bakıyor Niye bakıyorsun? Niye bakıyorsun yani? Bu niye bakıyorsunlar demediğimiz için ondan sonra biz de bakıyoruz. Nereye bakıyor ha? Ha o kadar mı bakıyor? <laughs> Böyle oluyor artık yani. Yahu amca niye bakıyorsun sen? Bak benden kaç yaş büyüksün sen. Niye bu günaha giriyorsun yani? Girme. Senin mi olacak o? Değil. Olma ihtimali var. Hiç değil. Hiç değil. Senin olmayanla senin ne işin var? Helalin olmayanla senin ne işin var? Netice dönüp dolaşıp geleceğimiz nokta orası ki biz o kutlu peygamberimize aşk ile bağlı olduğumuzu söylüyorsak onun muhabbetini her gün Allah'tan istiyorsak Rabbimiz Subhanahu ve Teala el açıp Resul-i Ekrem'le beraber olmak için izin istiyorsak o zaman efendimizin aslında yani en hafif tabirlerle bizi nehyettiği noktalardan bile çok uzak durmamız lazım ki bu noktada efendimiz lanet ettim diyor. O kadar ağır. Nerede çalışırsan çalış, nerede uğraşırsan uğraş buna dikkat et. Kadınla muhatap olduğun zaman gözlerini aşağı eğ. Konuş zaten bakışmak için değil ki mevzu. İş mi yapacaksın? Dilinle halledeceksin onu yani. Gözünde değil. Bu şekilde ama ama zor tabii. Onun için ne diyoruz? Kadınsız ortamlarda olan işleri tercih edin. Kadınlar erkeksiz olan işte. Kadın zaten evinde otursun, mecbur kalırsa çalışmaya, erkeksiz yerde çalışsın. Böyle. Bu nizamı şimdi yani Allah Subhanahu ve Teala fitneden uzak durun diye bize. Vettaku fitneten fitneden uzak durun diye bize buyuruyor. La tusibanna allazina zalemu Öyle bir fitne ki sizden sadece zalim olanlara uğramıyor, Hepsine uğruyor. Yani şunu yapmayalım biz. Bu çünkü şeytanın bir oyunudur. Ha ben gireceğim şimdi Çar Caddesi'ne. Ada Pazar'ın hiçbir kıza bakmayacağım. Kafamı yerden kaldırmayacağım. Bu şeytanın oyunudur arkadaş. Yapmamız gereken ne? Çar Caddesi'ne niye gireyim ki ben? Biliyorum orada Allah'ın günahı işlendiğini. Resul-i Ekrem haram işlenen yere girme dedi bana. Ben orada bir işim yoksa arkadan gitme ihtimaliyle yani imkanım varsa arkadan gidip de işimi görüyorsam ha, benim burada bu farzı yerine getirmek için yapmam gereken arka sokakları kullanmaktır yani. Ne yaptım? Fitnenin belini kırıyorum ben böyle. Şeytanı böyle yeniyorum yani. Şeytan sana biliyor musun? Aynen bunu söyler. Sen imanlısın. Güçlü adamsın sen. Aslan gibisin. Sen caddesinden gitsen var ya. Hiçbir kıza bakmazsın sen. Böyle söyler sana. Aynen böyle söyler. Neden? Sırf seni oraya sokmak için. Sonra girdiği zaman o başlar. Aa bak şu sizin komşunun kızı değil mi ya? Böyle. Sanki komşunun kızıyla çok görüşürmüşüm de. <laughs> Çok görüşürmüşün, çok tanışırmışın, görünce çok sohbet edermişin. Böyle bin bir türlü aklın ucundan geçmeyecek oyunların hepsi onda yani. Onun için biz ne yapalım? Şeytan oyunu baştan bozalım da sonra bize çelme takmasın. Sabah namazına kalkamıyorsun. Gece üçte, üçe kadar bekleyip de ondan sonra da beş tane alan kurarım kesin kalkarım. Hayır, erken yat. Önce şeytanın belini öyle kır. Erken yat, ne yap? Ha, uykunu al, dinlen, ondan sonra alemlerini kur yani. Böyle böyle şeytanın oyunlarını baştan bozarsak Allah'ın izniyle Celle Celaluhu, o zaman Allah'ın emni tutuşumuz da kolaylaşır, kolaylaşır. Haramların çok bulunduğu yerden uzak durursak, harama bakma ihtimalimizi de asgariye indirmiş oluruz yani. İnşallah. O zaman o kutlu peygamberin sünnetinden yürümüş, yolundan yürümüş oluruz. Evet. Efendimiz öyle buyurdu. Bakana da baktırana da lanet olsun. Ne bakan bakmaya cüret etsin ne de bir insan mahrem yerini açsın. Açsın. Kim bunu normal görüyorsa görsün bil ki şeytanın peşindedir. Şeytanın fikirlerini kabul etmiştir. Allah'ın da Resulünün de dediği ortada tabi olana selamet var, olmayana tehlike. Bugün eğer birileri parçalanıyorsa, olur olmaz ahlaksız şeyler kulağımıza geliyorsa, bilin ki bunların iptidası hep böyle geldi. Bakalım bir şey olmaz, baktık. Tutalım bir şey olmaz, tuttuk. Öpelim bir şey olmaz, daha ötede hiçbir şey olmaz işte. Oluyor mu olmuyor mu görün şimdi yani. Şimdi nedir durmadan önümüze gelenler? Çocuk istismarları bilmem neler bilmem neler. Allah muhafaza buyursun. Evet. Rabbimiz Subhanahu ve Teala Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her emrine pür dikkat kesilen sağlam ümmetinden eylesin bizleri. Onun muhabbeti kalbi saran o kutlu insanlardan eylesin. Efendimizin kızdığı noktaları bırak, hoşlanmadığı noktalardan bile bizleri uzak eylesin Mevlamız. ومن الله التوفيق بحرمه الحبيب بحرمه الفاتحه